Arkadaşlar nasılsınız? Bugün 17 Kasım, günlerden pazar. Yine Birleşik Devletler'deyiz, Newcastle, Delaware'da. Bugün ne yapacağız? Bugün ufak bir market alışverişi yapacağım sizlerle. Bunun için Walmart'a gideceğim. Yani Birleşik Devletler'in en ucuz olan süpermarketlerinden birisine gideceğim. Gideceğim yer, bu arada Maryland Alton'da, yani 1000 Plus Highway olarak geçen yer. İşte 20-25 dakikalık bir trafik gösteriyor. Büyük ihtimalle 30 dakikada sürebilir. Hava nasıl? Havayı da tarif edeyim. Hava gayet, yani kış havası aslında. Gayet bulutlu ve rüzgarlı soğuk bir hava var. Fakat ben biraz uzağa gitmek istiyorum. Uzağa gitmek istememin temel sebebi de arkadaşlar, bana yakın olan Walmart'ta taze gıda yok. Yani et ürünleri, meyve sebze, işte unlu mamuller tarzı şeyler yok. Onun için bu uzaktaki yere gideceğim. Altın civarındakine. Daha yakını var mı? Var. Fakat o benim gideceğim yer hemen hemen en büyüklerinden birisi. Orada size fiyatları göstermeye çalışacağım. Yani özellikle mesela et fiyatlarını göstereceğim. Ve bir de yaş sebze fiyatlarını göstereceğim ki bu şimdi en çok videolarda neyi görüyorsunuz size? Öncelikle onu da söyleyeyim. Ya daha doğrusu önce şunu sormak istiyorum ben size. Ya bizim milletimiz neden bir bilmem ne fiyatlarını çok merak ediyor? Özellikle yurt dışında yani. Sen burada yaşamıyorsun en başta onu söyleyeyim. Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Ya da dünyanın neresinde yaşıyorsanız şu an. Oradaki fiyatlar aslında sizler için daha önemli. Ve sizin alım gücünüz daha önemli. Şimdi ben burada asıl yapacağım konu alım gücü konusu. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Bulunduğum eyalet yani Delaware eyaletinde asgari ücret 8.75 olarak belirlenmiş eyalet tarafından. Fakat 8.70 yani saatlik bir saatte 8.75 dolara çalışan var mı diye soruyorsanız yok. Yani anca çok yeni kimler çalıştır onu da söyleyeyim size. Kendi diliyle yani kendisiyle aynı dili konuşan insanlarla çalışırsanız oluyor. Yani atıyorum bir mola giderseniz orada siz işte Türkiye'den geldiniz Türkçe konuşuyorsunuz. Yine kendinize Türk bir patron bulursanız ya da Türk bir işveren bulursanız o size işte minimum en altı fiyatını vermeye çalışıyor. Diyor 9 dolar diyor saat ücreti veya 8 dolar diyor veririm sana saat ücreti diyor. Yani size tavsiyem bu tip kişilerle çok çalışmayın. Yani sizinle aynı dili konuşuyorsa mümkünse çalışmayın. Bu iki tane zarar var. Bir, vakit kaybınıza sebep olacak. İki, asla dil öğrenemeyeceksiniz. O yüzden imkanınız varsa direkt yani bulunduğunuz ülkenin yerli diline hakim olan insanlarla çalışın. Benim çalıştığım patron şu anki benimle aynı dili konuşuyor yani sömürüyor diyelim. Ha ne dedim? İşte 9 dolara falan çalışırlar. Peki asgari ücrete çalışan insanlar var mı burada? Pek yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanların ortalaması burada 12 dolar, 13 dolara falan çalışırlar. Benim maaşım işte 15'lerde falan. Ama bir Amerikalı'nın yanında çalışsaydım çok büyük ihtimalle 20'ye falan çıkardı. Yani saat ücretim 20 dolar bölü saat olurdu. Şimdi okey. Şimdi benim maaş konusunu geçtik. Benim rakam düşük. Yani şöyle söyleyeyim. Bulunduğum ülkenin standartları, yaşam standartları için düşük bir rakam. O yüzden işte öyle zenginim, böyle imkanlar var demiyorum. Yani diyemem. Sonuçta standart bir Amerikalı yani standart yani normal bir Amerikalının bu eyalet için aile geliri ortalaması yıllık 65 bin dolarlarda benimki 25-30 arasına falan denk gelir. Yarı yarıyadır yani. Ha, aile geliri ne demek? Tabii iki eşse iki eşinde çalışıp yani household income dediniz yani evin geliri yıllık bazda hesaplanıyor. O çıkıyor sonucu. Tabii household income'a ne dahil? Vergi iadeleri dahil değil. Ben sonradan vergi ödediğim için benim bu rakam aslında çok az daha düşebiliyor. Yani onlarınki çok yüksek kalıyor bana göre. Peki şimdi neden bahsedeceğiz? Şeyi sormuştum ben size. Yani ben şunun cevabını da merak ediyorum gerçekten arkadaşlar. Mesela özellikle Türkiye'deki insanlar neden Birleşik Devletler'deki, Almanya'daki, İsviçre'deki yani bu refah seviyesi yüksek olan ülkelerdeki işte et fiyatlarını merak eder, elektronik fiyatlarını merak eder. Mesela ben şu dikkatimi çekti. Bilmem ne fiyatları dersem daha fazla izleniyor. Yani gerçi toplam izlenme sayım henüz 50'lerde ayrı bir konu. Vaktim var. 5 yıl sonra belki yükselir. Neden düşük? Mesela yani bunu neden merak ediyoruz? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu siz yazarsanız yani siz söylerseniz daha çok sevineceğim. Bugün şimdi Walmart'a gideceğiz. Evde neyim yok? İşte domatesim yok. Soğanım yok. Ufak tefek meyve sebze yok. Onlardan alacağım. Belki mantar alırım. Bunun haricinde
et ihtiyacım varmış. Şu an evimde et var. Yani buzluk dolu. Ha, burada şu olacak. Yani şöyle bir şey yapmanızı isteyeceğim sizden. Ben işte size pound'u 10 dolar diyeceğim veya pound'u 5 dolar diyeceğim. Bu buradaki birimlerin fiyatlarıdır. Yani burada sonuçta Amerikan doları kullanıyorsunuz. Pound dediğimiz ise bir ölçü birimi, yani ağırlık ölçüsü birimi arkadaşlar. Bu da işte yarım kiloya filan tekabül ediyor ortalama. Yani 475 veya 480 grama filan denk gelir. Hemen size bir şeyin işte bunun 1 pound'u 7 dolar dersem, siz bunu Türk lirasına işte 7 çarpı 6 lira, işte dolar bilmem kaç liradan diye çevirmiyorsunuz. Direkt olarak o dolar bölümünü TL diye duyacaksınız. Ve rakamı da 2 ile çarpacaksınız ki kilogram fiyatını anlamış olalım. Yani ben size işte 1 pound 7 dolar dersem, siz ona kilosu 14 TL diye duyacaksınız. Anlaşmamız bu olsun. Çünkü buradan gidersek alım gücünün, yani paranın alım gücü dediğimiz bölüme denk geliriz. Bir gün sonrası 29 Kasım'sa Black Friday, yani Kara Cuma oluyor. Akla zarar indirimler olacak özellikle televizyon ürünlerinde. Mesela gider miyim bilmiyorum. Yani izin almakla da alakalı. Mesela 65 inç televizyonlar var. 65 inç diagonal derler. Köşeden köşeye 65 inç. Türkiye'de bunu kaç ekran diye söylüyorlar bilmiyorum. Ya da bulduysam yazıyorum şuraya. Mesela 300 dolara da var. Ya da daha yüksek özelliklere sahip olan yine 65 inç 400 dolara da televizyon var. Ben alabilecek miyim? Şu an almamın bir mantığı yok. Çünkü ben o ebatta bir televizyonu alırsam onu koyacak yerim yok odada. Yani benim masa o kadar büyük değil. Maksimum 55 inçe sığıyor. Hani neden televizyon almak istiyorum? Şu anki televizyonum ölmek üzere. Ekranda kararmalar başladı. Bir yıl giderse gider, gitmezse gitmez, ne yapalım. Yani alabilirsem televizyon bakacağım. Yani Kara Cuma böyle itmeyin lan itmeyin dediğimiz bu itiş kakış bölümünü yapmak istemezsem, online olarak bir günlüğüne izin veriyorlar. Ona bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Alabiliyorsam da oradan alacağım. Neyse, yola çıkalım. Orada devam ederiz. Evet arkadaşlar, Walmart'a geldim. Burası Walmart'ın Super Center olarak geçiyor. Yani normal Walmart'lara göre daha büyük bir yer. Buranın bölümlerinin başlıcaları işte grocery dediğimiz bölüm var. Yani manav, yani daha doğrusu yaş, taze sebze, meyve ve et ürünlerinin bulunduğu grocery bölümü var. Onun yanında ne bu, neler var, bir bakayım. Onun yanında home and pharmacy dediğimiz ev ürünleri, ev araç gereçleri ve eczacı ya da kişisel ürünlerin bulunduğu bölümler var. Onun bir yanında arkadaşlar oto merkezi olarak geçiyor. Yani oto lastiği olur, yağ değişimi olur. Bu tip işlemleri yapabildiğiniz, yani basit tamirat işlemlerini yapabildiğiniz yerler var. Yani akü değişimi falan da dahil. Onun bir yanında da bahçe mobilyaları bölümü var. Ya kusura bakmayın, hava buz gibi, elim titriyor şu an. Bahçe mobilyaları bölümü var arkadaşlar. Orası da yazın açık oluyor. Evet, şimdi içeri gireceğiz. Bakalım neler var. Hem de fiyatlara bakacağız. Şimdi gençler, Walmart'larda neler var? Yani dediğim gibi büyük bir market aslında. İçerisinde hemen hemen her şey var. 2 hafta sonra Black Friday, yani Kara Cuma. O yüzden özellikle elektronik ürünlerde insanlar o tarihi bekliyorlar. Şimdi önümde bir şey var mesela. Türkiye'de hangi markalar var yok tam bilmiyorum. Yani daha doğrusu bazı markaları ben buraya geldiğimde öğrendim. Mesela Hisense ya da Vazio diye markalar var. Burada televizyon markaları. Vazio diye bir marka var. Benim gördüğüm en iyi televizyonlardan birisi onda. Teknoloji içeriği filan. Burada mesela arkadaşlar streaming dediğimiz yayınlar var. Özellikle Roku olabiliyor. İşte Apple Plus TV çıktı. Siz Türkiye'den en çok Netflix'e hakimsiniz. Yani Türkiye'de uzun süredir var olduğu için. Burada 6 tane farklı streaming kanalı var. Ve aynı zamanda televizyon kutuları var arkadaşlar. Yani Amazon'un, Google'ın ve Roku'nun ve de Apple'ın televizyon kutuları var. Yani Apple TV, Roku vesaire gibi. Buradaki televizyonların çoğu artık günümüzde bunlarla uyumlu o hale geldiler. Hatta
Chromecast ve Apple AirPlay dediğimiz uygulamalarla, yani telefonun ekranda gördüğünüz şeyi televizyonunuza direkt yansıtabiliyorsunuz. Ya da bir uygun bir uygulamanız varsa, işte buradaki kanal uygulamalı, yani Netflix olabilir, FX olabilir ya da ne bileyim NBC olabilir, bunların televizyon uygulamalarını açtığınızda bu yayını aynı zamanda, yani telefonunuzdan açtığınızda aynı zamanda televizyonunuza da yansıtabiliyorsunuz. İçecekler. Bizim Britanya İngilizcesinde fizzy drink denilen, burada ise soft drink denilen içecekler grubu. Yani beverage'lar ya da. Yani Türkiye'den bildiğimiz ürünler yok. Burada akla gelebilecek pek çok çeşit olabiliyor. Yani bir Fanta'nın burada şöyle basitçe kısaca bir sayayım. 4 tane çeşidi var sadece Fanta'nın. Bizim o sarı gazoz dediğimizin 4 farklı çeşidi var. Burada da kasayla demeyelim. Yani bu 24'lü kutu kolalarda 8.48 gösteriyor arkadaşlar. Root beer dediği. Bunlar soft drinklere giriyorlar. Bunlar yani ne derler? Asitli içecekler. Root beer dedikleri arkadaşlar burada. Bunların 6.25 olan kutu olan, yani 4'lü kutusundan alacağım. Diğeri acık 10 dolara gelir çünkü. Onu da sepetine koydum. Kızarmış tavuk kutları 9.77'ymiş. Şöyle göstereyim. Onlardan zaten alıyorum. Amerika'da yoğurt pahalı arkadaşlar. Yarım kilosu 4 ila 6 dolar arası değişiyor markasına göre. Benim şu an evimde var. Yoğurt almayacağım. Ama yoğurt, yani bu ülkede bulabileceğiniz pahalı ürünlerden birisi. Fakat süt o kadar pahalı değil. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela sütün galonu şu an bakıyorum 1.84 gösteriyor. Yani bir galon yaklaşık 4 litreye falan denk geliyor arkadaşlar. Mesela sizde bir galon, yani özür dilerim. Mesela 4 litre süt almak isterseniz, yani tekli değil de dörtlü paketlerde almak isterseniz diyelim, size mesela kaça gelir? Dediğim gibi burada ben dolar diyorum, siz TL olarak düşünüyorsunuz onu. Yani bir galonun, yani yaklaşık 4 litresi işte 1.80 TL civarında diye düşünün. 87 sent diyor arkadaşlar şu 12'li yumurtalar. Ve yani ufak da değil, yani civciv yumurtası değil. Extra large white dediği yumurtalar. 87 kuruş diyor. Düşünün. Ha, ben nelerden alıyorum genelde? Şu white'lardan alıyorum. O da şu an 2.29'muş. 36'lısı arkadaşlar. Yani burada 36 yumurtaya 2.30 alıyorsunuz. Size tane fiyatı kaça gelir? Yani tabii bu gösterdiğim Walmart'ın kendi markası olan ürünlerde geçerli. Yo, ben şey yapacağım diyorsan, işte cage free dediğimiz serbest dolaşan tavuk olacak, yok natural olacak, bilmem ne olacak, zarsurt olacak diyorsanız, düzinesi 5 dolara da var, 6 dolara da var. Yani alım gücüne göre, müşterisine göre fiyat belirliyorlar. Benim size gösterdiklerim burada en ucuz olanlar tabii ki. 6.17 diyor arkadaşlar şu mozzarella peynirine. 2 poundmuş, yani bunu kilosu diye düşünün. Yani kilosu 6.17'ye geliyor mozzarella. Aslında alayım ya. Yerim. Çerez niyetine gidiyor. Yine bir genelde bacon dediğimiz, genelde domuzdan yapılan yine bir ürün var. O 3.58 fiyatı. Fakat ben aynı ürünün beef, yani sığır olan versiyonu alacağım diyorsanız, o da 6 dolara geliyor. Bunun haricinde bacon'ın şey de var, tavuk ya da hindi versiyonları da var. Mesela o hindi de 3 dolarmış arkadaşlar, hindi bacon. Geldik et reyonlarına. Et reyonları birkaç çeşit, yani hindi, sığır, tavuk ve domuz olarak geçer. Şimdi bizim bu rib eye steak dediğimiz dana oluyor. Dana steği oluyor. Şunun fiyatı 16 dolarmış arkadaşlar. Şimdi ben bir et uzmanı değilim, fakat şu New York Strip diyor. Gayet güzel bir et. Bunun fiyatı 12.5 dolarmış. Yarım kilosu da 9.50'ye geliyormuş. Bu güzel bir et arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Şu bölümlerin hepsi sığır eti. Iron dedikleri, yani yuvarlak kesim dedikleri 6 dolar ya da 7 dolara sirloin dedikleri etler de var. Şu da güzel arkadaşlar, şu da güzel bir ettir. Bu da
16 dolarmış mesela fakülde. Şu koca et, yani bunların her ikisi de Angus. Kalite olarak da USA'li Choice dediği et grupları. Yani şu premium olanlar, et grupları bunlar. İyi kalitede. Ne demiş mesela şu, işte yaklaşık 3 pound, 1,5 kiloya yakın bir et diyelim. 14 dolarmış. Pound'u da, yani yarım kilosu da 5 dolara geliyor. Yani 5 TL'ye geliyor yarım kilosu. 10 dolar diyelim. Şunun, bu da onun 2 katı olan fiyatta bir et arkadaşlar. Evet, hangisini alayım? Siz çabuk söyleyin. Öyle eyleme. Kıymaya arkadaşlar, Türkiye'de dana kıyma ne kadar bilmiyorum. Burada diyor 20 dolar diyor. Şu kocaman şey, yani iki insan kolu ebatındaki olan, ne diyor? Yine sığır kıyması. Yalnız şöyle kalite farkları var. Mesela bunda diyor ki %27 yağlıdır diyor. Mesela biraz daha yukarılara bakalım. Mesela şu %7 yağlı diyor. Ona, o yüzden mesela bunun kilo, bunun mesela pound fiyatı 4.50'ymiş. %7 yağlı olan. Diğerinin pound fiyatı da 2 dolarmış arkadaşlar. Evet, yaklaşık 3 poundluk muzumuz var. Bunu da alıyoruz. Şöyle göstereyim, kocaman bir muz. Amerika'da arkadaşlar muz 35 cent. Yani şu gördüğünüz muzun pound'u 35 cent. Kilosu da 70 kuruş diyelim. Şimdi burada pound'u 35 kuruş arkadaşlar, az önce aldığım muzun. Yani kilosu da 70 kuruşa, 70 cent'e geliyor diyelim. Valla bunu rakam, ister TL'ye çevirin ister çevirmeyin, her koşulda rakam ucuz. Ha, bu niye ucuz öncelikle onu da söyleyeyim. Yani ben şu an kıta olarak Kuzey Amerika kıtasındayım. Muzların tamamına yakında Güney Amerika'da yetişir. Ve Güney Amerika'da çok güzel bir muz yetiştiriciliği vardır daha doğrusu. Yani Birleşik Devletler'de bütün o muzlara yakın komşularından aldığı için, yani Meksika'dır, Brezilya'da bu tip komşulardan alabildiği için muz burada ucuz arkadaşlar. Evet, bu domates arkadaşlar 1 pound geldi. Yani şu domatesin tamamını 88 kuruş almış oluyorsunuz. Onu da koyalım arabamıza. Şimdi gelelim daha güzel bir şeye. Soğan çeşitleri arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de bir soğan krizi olmuştu. Soğan lobisi olmuştu. İşte sırf ülkeyi kötülemek için soğan fiyatlarını yükseltmişlerdi vesaire vesaire. Soğan ne kadar? Ne diyor? Pound, pardon, evet. Pound'la satıyormuş yine bunu. Pound yani yarım kilosu fiyatı 1 TL'ymiş. Beyaz alırsanız diyor 1.38'dir diyor. Yani burada tipine göre fiyat veriyor size. Mesela sarımsak, şunun da pound'u 3.5 dolarmış arkadaşlar. Diğer konu neydi arkadaşlar? Türkiye'de patates fiyatlarıydı. Şimdi şu koca 10 pound'luk, yani 5 kiloluk çanta 5 dolar diyor. Yani kilosu size 1 dolara geliyor patatesin. Ama ben yüksek kalite istiyorum diyorsanız, burada çok çeşitli patates tipleri var arkadaşlar. Yani bizim en çok bildiğimiz şu ground tipli olanlar var. 15 de pound'u 1 dolarmış. Ama deminki gibi kocaman pakette alacağım derseniz fiyat düşüyor. Kullanılan ürünler şu cranberries dediği kızılcık oluyor. 1,5 dolarmış paketi. Organik olanların fiyatı yazmıyor ama herhalde 2 katıdır. Şu ne kadarmış bu? 340 gramı 1,5 dolarmış arkadaşlar. Yani kilosu neye gelir? 4,5'a falan gelir. Evet, berrylerden devam edelim. Üzüm grupları. Raspberry. Ufak paketler 3,80, yani 3,86. Büyük paketlerde 5 dolar arkadaşlar. Büyük paketlerinde yine 12 oz diyor. Yani 340 gram civarında olan şu paket 5 dolar. Mantar demiştim. Şu nedeni, mantarların tiplerinden çok anlamam. Ama dilimlisi de dilimsiz de aynı fiyattır. 1.68 diyor arkadaşlar şu mantara. Bakalım kaç grammış? 170 gramı 1.68 diyor. Daha büyük alacaksanız, daha ufak tiplerden alacaksanız da 4 dolara şu şekilde olanlar var. Şu bagetler mesela arkadaşlar, yani şunun tamamı 1 lira, yani 1 dolar şu ekmeğin tamamı. Yo, bu bana uygun değil diyorsanız, o beyaz ekmek, ben beyaz ekmek sevmiyorum. İşte acık farklı tiplerde alacağım diyorsanız, şu multigrain dedikleri ya da ciabatta dedikleri oldukça güzel ekmekler var.
Evet, şu ciabatta dediği ya da multigrain dediği siyah ekmeklerin adet fiyatı da 1 dolarmış. Onun arkasındaki şu rollerse 33 kuruş olarak gösteriyor arkadaşlar. Evet gençler, alışverişimizi yaptık. Kısa bir alışveriş olsun istedim. Şu pahalı olan etten alıyorum. New York Strip dediği. Yani pound 10 dolar. Fakat yani yağda ılımına bakarsanız güzel bir et. Hava soğuk. Barbekü yapmaya çalışacağım. Buzluğa koymak için şey aldım. Crispy chicken'lardan aldım. Bunlarda neyimiz var? Mantarımız var. 2 tane biberimiz var. Biraz domates. Red Bull'umuz var. Mozzarella peynirimiz var. Bolca muzumuz var. Ve ekmeğimiz var bir parça. Evet, kasaya gidelim bakalım ne kadar tutacak hepsi. Sonra da sohbeti devam edelim. Şimdi gençler, ben kasaya yavaş yavaş gideyim. Bunun haricinde Walmart'ta neler var aslında? Şimdi ben taze gıda aldım. Yani dediğim gibi elektronik alacaksanız Kara Cuma'yı bekleyeceksiniz. Yani akla zarar indirimler geliyor. Yani o söylediğim 65 inçlik televizyon yani 250 dolar. Yani babası oğluna vermez. Öyle tarif edeyim size. 65 inçin ise yani Türkiye'de yani 65 inç burada mesela Türkiye'de 65 ekran diye mi geçiyor yoksa işte 120 ekran diye mi veya 130 ekran diye mi geçiyor onu bilmiyorum. Onu bir bu işin uzmanı olan bir elektronikçiye sorarsanız daha iyi olacaktır. Walmart'ta bunun haricinde neler var arkadaşlar? Çok sayıda elbise reyonları yani kıyafet bölümleri var. Hatta gelmişken de bir bakayım kıyafetler ne kadar. Yani tişörttür, atlettir vesairedir. Burada pamuklu alırsanız yani tişört olarak bir yani tişört olarak geçiyor. Onlar takribi 5 dolar civarında. Ama bazen indirim de oluyor. 2 dolara falan da bulabiliyorum. Yok ben desenli alacağım işte baskılı olsun bu olsun diyorsanız ya da bilmem ne zarsurt marka olsun diyorsanız yani 10 dolara da var 45 dolara da var arkadaşlar. Yani dediğim gibi fiyatlar taban fiyatları 5'ten başlar mesela tişörtte 45'e kadar gider. Bunun amacı ne? Yani sebebi ne? Müşteri tipine göre fiyat belirleyebiliyorlar. Şimdi burada süpermarketlerde arkadaşlar tarava geç yani otomatik kasalar var. Yani kendiniz yapıyorsunuz işlemleri ya da normal kasiyere geçersiniz. Normal kasiyerler genelde kalabalık olduğu için ben bu kendin okut kendin öde bölümüne geçeceğim. Orada ödemeyi de yine telefon üstünden yapacağım. Burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İster buraya okutursunuz bip bip diye isterseniz şu el tarayıcısıyla da okutabilirsiniz. Bunu yapmak için önce ben bütün barkodları ön yüzünü çevireceğim. Sonra da şunu da hızlıca geçeceğim. Bunu aldık 40 dolar tuttu. Şimdi ben ödediyorum. Şu kodu taratacağım arkadaşlar. Onu tarayınca ödemeyi yapacak. Et dahil her şey 40 dolar tuttu. Şimdi hava buz gibi dışarıda mangal yapmaya çalışacağım. Olursa yapabilirsem hakikaten soğuk. Önce bir eve gideyim. Şunları bir hazırlayayım. Bakayım ya mangalı ateşleyebilecek miyiz bu soğukta. Market alışverişimiz bitti arkadaşlar. Walmart'ta hem akşamı yaptık hem de alacağımız etleri aldık. Yani etin kalitelisini seçtim. Bunların da işte kilosu ortalama 20 dolara falan geliyor. Yani 10 dolar 1 pound'u yaklaşık. Ha, bunun yarı fiyatı olan yine steak de var. Yani steak. Beef steak dediğimiz yani beefsteak dediğimiz beef steak'tir. Yani bir şey steak yazıyorsa o daima sığırdan sığır etidir arkadaşlar. Onu unutmayın. Yani 5 pound'u 5 dolara da var, 10 dolara da var. Ben 10 dolarlığı aldım. Onu yiyeceğim. Yani canım öyle istiyor. Normalde ucuzunu da seçerdim. Normalde 4 dolara da bakıyorum bazen. Bugün canım onu yemek istiyor. Ha, dolapta et var mı benim? Dolapta et zaten vardı. Tavuk etlerim vardı. Ama canım bir sığır eti yemek istiyor bugün. Ona bakacağım. Hava soğuk. Mangalı yakarsam yakarım. Yakmazsam içeride bir şekilde halletmeye çalışırım. Çok da dolabı doldurmak istemiyorum. Sonuçta benim bulunduğum yani ben oda kiraladığım için dolap paylaşımlı arkadaşlar. Sizin belli bir alanınız var. O alanı çok geçmemeye çalışıyorsunuz. Neyse bitti arkadaşlar video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi yani Walmart videosunu burada bitireyim. Baba'dan bir kahve alacağım. Oradan eve doğru kaçarım. Evet arkadaşlar sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Yani Birleşik Devletler'de ürün fiyatları yani taze gıda fiyatlarını gördünüz.
elektronik almak istiyorsanız da onda Kara Cuma'yı bekleyeceksiniz. En mantıklısı o çünkü. Türkiye'deki yani yaş sebze meyve ve yani taze gıda ürün fiyatlarını siz bana söyleyin ve alım gücü olarak nasıldır onları da tarif edin. Yani burada sadece kaliteli et alma durumu değil. Kıyma da alabilirsiniz. Yani orada göstermiştim yani %27 ya da %23 yağlı kıyma ne kadar mesela poundu. Ya da işte patates alacağınız zaman toplu alırsanız yani 5 kiloluk paket alırsanız kaça gelir? İşte 2 kiloluk paket alırsanız kaça gelir? Ya da süt alacaksanız yani söylediğim gibi sütün galonu 1.70-1.80. Yani 1.80 diyelim ona. Türkiye'de mesela 4 litrelik böyle tek paketli süt almaya kalksanız kaça geliyor onu da siz söyleyin. Çünkü litre fiyatını çeyrek galon diye düşünürseniz rakam yüksek çıkacaktır. Yumurtaları gösterdim arkadaşlar. Yumurta fiyatları ya hakikaten komik ya. Bir düzine yani 12'li yumurta 88 kuruş ya da 90 kuruş diyelim biz ona. Ya 1 lira diyelim. Yani 36'lı yumurta alıyorsunuz 2,5. Yani Türkiye'de kaça yiyorsunuz siz yumurtayı? Alım gücü böyle arkadaşlar. Yani yurt dışında yaşıyorsanız çok öyle atla deve para kazanmanıza gerek yok. Bir şekilde hayatta kalırsınız, yaşarsınız. Ben üst seviyede yaşayacağım. Yok arabam olsun, havuzlu evim olsun, zart olsun, zurt olsun diyorsanız evet bir gelir düzeyiniz olmalı. Yani iyi bir gelir düzeyiniz olmalı. Benim şu an havuzlu bir evim var mı? Yok. Okey arkadaşlar görüşürüz. Ben bir vava yapayım. Oradan devam ederiz. Kapatalım. Şurada kumanda güzelmiş.